Merhaba değerli öğretmenlerim. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı için soru çözümlerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz öğrenme ve öğretme süreçleri. Bugünkü çözeceğimiz soruların PDF halini videonun altına yorumlara bırakıyorum link olarak. İndirip tekrar siz çözebilirsiniz. Evet, uzman öğretmenlik eğitim programında 25 saatlik bir eğitim var. 15 soru gelmesini bekliyoruz. Baş öğretmenlik sınav eğitim programında da 25 saatlik eğitim var. 12 civarında soru gelmesini bekliyoruz. Önemli bir konu. Aslında basit de bir konu, çok zor değil. Başlayalım. Müzisyen olmaya eğilimli ve istekli olan Maysa'nın babası onun bu isteğine karşı çıkmış ve onu tıp fakültesine yönlendirmiştir. Maysa'nın babası onun hangi çoklu zeka alanı ile ilgili tercihini görmezden gelmiştir? Mantıksal, sayısal, sosyal, uzamsal, ritmik. Evet, çocukta bir zeka türü var. Babası onu görmezden geliyor. Bakalım hangi zeka türüymüş? Cevabımız E şıkkı. Müziksel, ritmik zeka. Kişinin kendisini müzik ve ritim yoluyla ifade edebilme yeteneğine verilen isimdir diyoruz. Hangisi öğretmende bulunması gereken özelliklerden biri değildir? Açık fikirli olma, sevecen olma, değerlendirme yaparken öznel davranma, güven verici olma, farklılıklara saygılı olma. Evet, cevabı açıyorum. Değerli öğretmenlerim, burada küçük bir kelime oyunu yaptık. Değerlendirme yaparken öznel değil, nesnel olmak gerekir. Öznel demek, şahsi düşüncelerini işin içine katmak. Evet, geçiyorum bu konu. Hemen B şıkkı. Üçüncü sorumuz şöyle. Sosyal bilgiler dersinde iletişim konusunu işleyen Kaan öğretmen, konuyu bir TRT spikerinin anlatmasını istemiş ve onu sınıfa konuk etmiştir. Kaan öğretmenle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sık sık uygulama yaptığı. Dersleri tümevarim yöntemiyle işlediği, birincil veri kaynaklarını kullandığı, istasyon tekniğini uyguladığı, nesnel değerlendirmeler yaptığı. Evet, cevabımızı açıyorum. Cevabımız C şıkkı. Şöyle diyor. Birincil bilgi kaynakları, öğrencinin doğrudan kendi yaşantısı yoluyla elde ettiği, başka bir deyişle gerçek yaşam deneyimleriyle elde ettiği verilerdir. Gerçek modeller, deneyler, gözlem, görüşme ve benzeri kaynaklar birincil bilgi kaynaklarını oluşturur diyor. Burada bir görüşme olduğu için biz buraya birincil bilgi kaynağı diyoruz. Dördüncü sorumuz yine şöyle. Kaan öğretmen öğrencilerinde iletişim becerilerini ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek istemektedir. Nasıl bir kent düşlersiniz diyerek bir tartışma başlatır. Öğrencilerden bu konudaki düşüncelerini açıkça ve bir mantık süzgecinden geçirmeden söylemelerini isteyen Kaan öğretmen, aşağıdaki öğretim yöntem ve tekniklerinin hangisini kullanması en uygundur diyor. Evet, mantık süzgecinden geçirmeden düşüncelerini açıkça söylemelerini istiyor öğrencilerden. Bakalım soru cevap, istasyon, altı şapkalı düşünme, beyin fırtınası, işbirlikli öğrenme. Cevabı açıyorum. Evet, cevabımız D şıkkı. Kısa sürede çok sayıda fikir üretmek için beyin fırtınası tekniği uygulanır ve çocuklardan gelen her cevap tahtaya yazılır, eleştirilmez, yargılanmaz, bu hatalı, bu yanlış denmez. Kısa sürede çok sayıda fikir üretmek temel amacıdır beyin fırtınasının. Sorularda genelde bu ifadeyi kullanır. Her tekniğin ayırt edici bir özelliği var. Beyin fırtınasının da ayırt edici özelliği oydu. Kısa sürede çok fazla fikir üretmek. Evet, 5. sorumuza geldik. Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden hangisi öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır diyor. Affedersiniz. Öğretmenin müfredatı yetiştirme durumu, tüm sınıfın ilgi, ihtiyaç ve beklentileri, okulun olanakları, öğrenci velilerinin beklentileri, okul müdürünün görüşü. Soruyu tekrar edeyim. Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır diyor. Öğretmenin müfredatı yetiştirme durumu, tüm sınıfın ilgi, ihtiyaç ve beklentileri, okulun olanakları, öğrenci velilerinin beklentileri, okul müdürünün görüşü. Geçiyorum. Öğrenci merkezli eğitsel etkinlikleri seçerken ilk olarak öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınmalıdır. Cevabımız B şıkkı. Sonraki sorumuza geçiyoruz. Öğrencilerde işbirliği, başlanmış bir işe katkı getirme ya da işi bitirme, iletişim becerisi geliştirme ve üretme özelliklerini geliştirir.
Özellikleri sıralanan bu yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir diyor. İstasyon, benzetin, drama, beyin fırtınası, altı şapka tekniği. Evet, burada A şıkkı istasyon tekniği cevabımız. Yarım bırakılan işi tamamlamak, iletişim becerisini ve özel yetenekleri ortaya çıkarmak, işbirliği içinde çalışma alışkanlığı kazandırma temel alınır. İstasyon tekniğinde yarım bırakılan bir işi tamamlamak becerisi üzerine durulur. Genellikle öğrencilerin yaratıcılığına güvenilir. Öğretmen bir sınıfı gruplara ayırır. Her gruba bir görev verir. İşte bu konuyla ilgili bir taraf karikatür yapacaktır. Bir taraf gazete haber yapacaktır. Bir taraf konuyla ilgili şiir yazacaktır. Gruplar sürekli değişir. Şiir yazanlar gazeteye geçer. Gazete yazanlar karikatüre geçer. Sürekli böyle bir dönmece vardır. Bu haliyle de yarım bırakılan işi tamamlamak vardır diyebiliriz. Geçelim. Öğrencinin ilk denemeyi gerçek ortamda yapması halinde riskler olduğunda veya maliyetinin yüksek olduğu durumlarda öğrenciye temel beceriler kazandırmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Pilotluk eğitimi, deprem eğitimi vesaire kullanılır diyor. Yukarıda özellikleri anlatılan bu yöntem ya da teknik hangisidir? A. Drama, B. Gösterip yaptırma, C. Gösteri, D. Benzetim, E. Deneme yanılma. Açıyorum cevabı. Öğrenmeyi desteklemek üzere gerçeğe uygun olarak geliştirilen bir model üzerine yapılan bir öğretim yaklaşımıdır. Ne bu? Benzetim tekniği. Evet, pilotluk eğitiminde, depremlerde bazen maliyetli, bazen riskli, bazen de tekrarlanma olasılığı olmadığı için eğitimler bir simülasyon üzerinden yapılır. Evet, geçiyorum bu soruyu. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. 8. soruya geldik. Şöyle diyor. Sağlıklı iletişim süreci oluşturabilmesi için öğretmenin sınıf içinde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesi gerekir? Yanlış cevap verildiğinde ipuçları vererek doğruyu buldurma. Derslerde öğrencilere konuyu anlattırma. Başarılı öğrencilere sevimli atlar takma. Derslerde sürekli pekiştireç kullanma. Öğrencileri bol bol övme. Evet. Baktığımızda cevabı açıyorum. Yanlış cevap verildiğinde ipuçları vererek doğruyu buldurma öğrencileri de özgün oluşturur ve derste karşı motivasyonlarını artırır diyoruz. A şıkkı doğru cevabımız. Diğerleri yanlış tutumlardı. 9. sorumuz şöyle. Öğrencilerin belli bir konuyla ilgili çok sayıdaki ilginç önerilerinin kısa sürede toplanmasıdır. Yukarıda tanımı verilen teknik hangisidir diyor. Benzetim, soru cevabı, altı şapka, işbirlikleri öğrenme, beyin fırtınası. Evet, daha önce bu yine bir soru çözmüştük bununla ilgili. Beyin fırtınası, kısa sürede çok sayıda fikir üretmek, yargılamadan, eleştirmeden fikir üretmek, problem çözme, hayal gücünü geliştirmek, orijinallik, yaratıcılık, farklı fikir üretmek en temel amaçlardır diyoruz beyin fırtınasının. Evet, diğer sorumuza geçiyoruz. 10. ve son sorumuz. Bir öğrencinin sıra arkadaşıyla konuştuğunu gören öğretmen hangisini öncelikle tercih etmelidir? Yanına gidip uyarma. Ders anlatmayı bırakıp sessizce bekleme, yanından geçerken omzuna dokunma, masaya kalemle vurma, öğrenciyle göz teması kurma. Evet, cevabımızı açıyorum. E şıkkı, böyle bir durumda ilk olarak öğrenciyle göz teması kurma daha doğru bir yaklaşımdır. Evet, bugünlük bu kadardı. Çözdüğümüz soruları PDF olarak videonun altındaki yorumlara indirebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Hoşçakalın, iyi günler.